8 Şubat 2023 Çarşamba saat 19. Fox Ana Haber'desiniz. Ben Selçuk Tepeli. Efendim bugün yine uzun bir yayınla karşınızdayız. İçinde yine bütün illerimizde depremin etkilediği, sorunlar yaşanan, sorunların bir bölümünün giderildiği bütün illerimize gideceğiz. Oralarda son durumu alacağız. Yeni risklerden bahsedeceğiz. Üstelik önemli detaylarla bu ülkenin pek çok iliyle ilgili maden tetkik arama gibi devlet kurumlarından yapılmış raporlardan, hazırlanan verilerden hareketle pek çok il ve o illerin bazılarının pek çok ilçesiyle ilgili ilk kez duyacağınız bir takım bilgiler paylaşacağız. Durumu görmeye ve yeni riskleri anlatmaya çalışacağız. Sebeplere bakacağız yine. Çözüm önerilerimiz olacak. Başından beri bir fikir gelsin diye uğraşıyorum, çalışıyorum. Aklımıza önerebileceğimiz bir fikir. Doğrusunu isterseniz bugün yayının ikinci bölümünde bundan da bahsedip bunun üzerine de tartışacağız. Ve siz de tartışacaksınız. Kimseye zarar verecek bir şey değil. Belki de herkese faydası olabilecek bir şey. Şimdi bağlantılarımız var, bağlantı noktalarımız var. Arkadaşlarımdan öncelikle bahsedeyim. Efendim canlı yayında Barış Kaya Hatay'dan bizimle birlikte olacak. Beril Ötkan Kahramanmaraş'tan son durumu aktaracak. Merve Görgün Gaziantep'te. Kemal Aktaş İskenderun'da. Ali Onur Tosun Adıyaman'da ve Sevgi Şahin Pazarcık'ta, Kahramanmaraş'ta. Şimdi bakalım şu anda depremin vurduğu acının merkezi olan illerimizde durum nedir? Şurayı açın arkadaşlar, açın. Şurayı açın. İlk gün tabii ki bazı sıkıntılar yaşandı ama ondan sonra ikinci gün ve bugün duruma hakimiyet tesis edildi. 7,7 ve hemen sonrasındaki 7,6'lık iki büyük depremin üzerinden yaklaşık 64 saat geçti. 10 ilde arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Tüm Türkiye'nin yüreği enkaz altındakilerle atıyor. Her ailemize inşallah onları bu süreçte rahatlatacak bir rakamı ki bunu inşallah 10 bin olarak şu anda planladık. 10 biner lira inşallah bu ailelere bizler şu anda hükümet olarak ulaştıracağız. Depremzede ailelere 10'ar bin lira yardımda bulunulacak. Binlerce binanın yıkıldığı bölgede geceyi gündüzü dışarıda geçiriyor depremzedeler. Çevre illerdeki otellere yerleştirilebileceklerini söyledi Cumhurbaşkanı. Antalya, Alanya, Mersin gibi illerimizde otellerle görüşmelerimizi yaptık ve bu görüşmelerle buralardaki otellerde kalma arzusunu ortaya koyan vatandaşlarım olursa biz vatandaşlarımızı bu illerdeki otellere yerleştirmeye hazırız. Ben kaç yere gidiyorum arama kurtarma, bazı yerde var bazı yerde de hiç yok. Evler artık böyle katlanmış ya. Yaralılar vardır bu soğukta. Kurtarmaya bekliyorlar. Onlar da gider. Kurtardınız, kimse oldu mu? Var. Bir 10 kişi kurtardım. Bu halimle ben kurtardım. Bende pil takıldı. Kalp hastası Adıyamanlı depremzede gibi herkes seferber. Çöken binalara ulaşan ekipler canla başla çalışıyor. Ekip sayısı da kullandıkları teçhizat da 3. günde daha fazla. Yılan kamera mı diyorsunuz buna? Evet, bu yılan kamera olarak isimleniliyor şu an. Bu kablonun ucundaki kamerası. Bir de görüntüleme cihazımız var orada. Bunu uygun olan açık alanlardan içeriye doğru sokarak işte orada yaşayan bir kimse var mı veya bir kimse var mı diye. Bunun ucunda LED ışıklandırma da var. Evet, LED ışıklandırması var. Zaten karanlık ortam, ışıklandırma olmadan bir şey görmek çok zor oluyor. Tam yatak odası şu an. Tam karpetli evin yatak odası. Çadır sayısı hala kısıtlı. İllere çadır kentler ve sahra hastaneleri kuruluyor.
Dünya Sağlık Örgütü 3. seviye acil durum ilan etti. Bu en yüksek acil durum olarak değerlendiriliyor. Deprem bölgesinin gecesi de gündüzü de ayrı zor geçiyor. Açık market, fırın bulmak kolay değil. Gıda yardımları, çorba dağıtımıyla karınlarını doyurmaya çalışıyor depremzedeler.